Selam. Bugün ortalığı kasıp kavuran zeytin ağacı ile ilgili, daha doğrusu aile dizilimleri ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü herkes bir heyecanlandı ama aslında arkasındaki çalışmaların ne kadar derin olduğunu birazcık paylaşmak istiyorum. 2002'den beri aile dizilimlerinin içindeyim. Bu çalışmalar aslında bizim yerli, gelişmemiş dediğimiz toplumlardan gelen, özellikle Güney Afrika'da Zulu kabilelerinin kendi aralarındaki sorunları, tartışmaları ve anlaşmazlıkları çözmek için kurdukları bir sistem ve bu çok kadim, çok eskiden beri gelen, yani şamanik, geleneksel bir çalışma. Bunu batıya getiren kişi Anton Bert Hellinger. Biz Bert Hellinger diye biliyoruz. Bert onun aslında ruhsal ismi. Kendisi bir Katolik'ti ve bir papaz olarak 1950'lerde Afrika'ya bu yerlileri Hristiyanlaştırmak adına bir misyoner olarak gidiyor. Fakat bir bakıyor ki burada çok kadim ve çok bilge bir şeyler oluyor. Kiliseyle de papaz oluyor, öyle diyelim. Ve kiliseden ayrılıyor. İşini bırakıyor. Ve Zulu'ların yanında 5 seneden fazla bir süre geçiriyor. Bu arada Bert Hellinger hem teoloji, hem pedagoji, felsefe ve psikoanaliz ve psikoloji okumuş. Kuvvetli bir arkadaş. Kendisi 5 sene bu aile dizilimlerini gördükten sonra, buna konstelasyon diyorlar. Aslında konstelasyon da yıldızların dizilimiyle bağlantılı bir şekilde getirilmiş. Yani oradan alınmış. Onun için bizim dilimize de aile dizimi deniyor. Bunu öğrendikten sonra Avrupa'ya geri dönüyor. Almanya'da Bert Hellinger Enstitüleri adı altında bunu kendi mesleki alanlarında full bir şekilde kullanmaya çalışıyor, kullanıyor ve bir okul olduğu için de birçok kişiyi de eğitiyor. 2019'da vefat etti Bert Hellinger. Son 2-3 senesinde aslında bizim filmde gördüğümüz gibi hadi kalk anneni bul, babanı seç, kendini seç gibi konuları bir kenara bırakıp kişinin bile bilmediği şekilde, yani onun dizimi olacağını bilmediği bir ortamda kuran kişi anneyi, babayı, herkesi yükleyerek, sırtına, omuzuna elini koyarak onları alana sokarak bu dizilimleri yaptı. Bunlara zaman içerisinde sistem dizimleri adı verildi. Çünkü aslında aile de bütün bizim yaşamımızın içinde bir sistem. İş bir de bir sistemdir, para da bir sistemdir. Bir sürü değişik sistemler içerisinde bir tanesi aile dizimi. Şimdi bu küçük teknik olaylar. Bahsedilen bu Seninle Başlamadı kitabı aslında en hafif kitaplardan biri. Bununla ilgili müthiş kitaplar var. Özellikle Bert Hellinger'in Türkçe'ye çevrilmiş çok güzel kitapları var. Şunları bir göstermek istiyorum. Sevgiyle Yükselmek, Sevgi Düzenleri diye. Bert Hellinger 9 tane galiba Türkçe kitabı çevrildi. Fakat bunun dışında Rupert Sheldrake ve Talbot gibi önemli isimler de bu morfogenik alandan bahsediyor. Yani bu nedir? Oraya çıkıp tiyatro mu oynuyoruz? Hayır, tiyatro oynamıyoruz. Zihni biraz sakinleştirip kenara aldığımızda, bir alanın da açıldığı, aile diziminin ve bir çalışmanın yapılacağı alan açıldığı zaman kişi kendini bir kenara koyup teslim ettiğinde yüklenilmiş olan temsilcilikle o kişinin duygularını, yaşadıklarını hissedebiliyor. Ve evet, bilim bunu görmemezlikten geliyor. Şu an için bilim bunu çok kabul etmiyor. Ama biliyoruz ki bilim pozitiftir ve devamlı değişim içerisindedir. Geçen 10 sene içerisinde bakın ne kadar çok şey değişti. Margarinde tereyağına döndük. Şimdi zeytinyağı daha iyi gibi. Hani hep böyle yok yumurta yemeyin, şimdi yumurta yiyin gibi. Bilim de kendini devamlı keşfetmek üzerine çalışan bir dal. Onun için hani bunu belki elle tutulur, gözle görülür bir şekilde ispatlayamasak bile o alanın içine girdiğiniz zaman o değişimleri yaşıyorsunuz. Burada zihinle ruhun hareketi söz konusu.
Yani ikisi beraber yaşanmışlığın, geçmişte yaşanmışlığı analiz etmeden, yorumlamadan, herhangi bir isim koymadan deneyimleyip fark etmek ve farkındalığımıza taşımakla bağlantılı bir konu. Filmde şöyleydi, hepiniz biliyorsunuz, işte birinin dizimi oluyor orada, atıyorum işte anneannesi de babaannesinin, Eleni'nin boğularak, kafasına kürek giyip boğularak öldüğü gibi bir küçük bir anekdot, filmin içinde bir film vardı. Şimdi aile dizimlerinde bu çok çok ender karşılaştığımız bir konu. Bazen tam olarak bilmiyoruz bile. O mu oldu, bu mu oldu? Ama bir akışın söz konusu olduğunu görüyoruz. Bert Hellinger'in anlattığı çok güzel bir şey var. Diyor ki, biz eğer bir hayatın içinde akıyorsak, yani biz bir ırmağız ve bu hayatın başından, doğduğumuz andan ölüme kadar akan bir ırmak isek, ailemizden gelen bütün deneyimler, iyi ya da kötü, burada bunun bu dualitenin bir parçası, hani biz her şeyi siyah beyaz, güzel çirkin, iyi kötü diye ayırıyoruz. Onun dışında bakarak görmemiz lazım. Bu akışın içinde bizi engelleyen ve bizi bir türlü istediğimiz hedefe doğru götürmeyen bir şey hissediyorsak hayatımızda, burada bir geriye dönüp ailede neler olmuş, bunlara bir girmek lazım. O zaman ırmağın içinde birçok kayanın, koca koca taşların olduğunu ve bizim enerjimizin, bu yaşam yolumuzda akan enerjimizin incecik bir su yolu gibi gittiğini görüyoruz. Halbuki ne isteniyor? Gürül gürül akabilmek isteniyor. Şimdi diyeceksiniz ki, kim akabiliyor ki? Evet, akamıyoruz arkadaşlar. Çünkü her birimizin arkasında on binlerce ata var. Filmde işte bir nesil öncesi, iki nesil öncesi var. Daha da gerisi var. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan her şey bizim içimizde saklı. Bu nasıl olur, nereden biliyorsun diyebilirsiniz. Gördüm, bu çok uzun süre deneyimledim ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir torun doğduğunda, yok gözü aynı dedesi gibi, İşte komik komik halleri, garip bir duruşu varsa, ay dayı gibi duruyor, görüyor musun? Ay, sesi aynı babama benziyor gibi, biz hep fiziki konularda benzerlikler buluyoruz da karakter konusuna, bir duruş, işte korkudur, cimrilik mesela, aşırı cimridir ve der, ay aynı büyük dedem de böyleymiş, hep anlatılırdı denilen hikayeleri hepimiz biliyoruz. Aynı şey olmak zorunda değil ama buna benzeyen büyüklerle ilgili hikayeleri biliyoruz. Nasıl geliyor bu çocuğa? Bunu bir düşünmek lazım. Evet, sonuçta bütün enformasyon bizde var. Ve homeopati şöyle bir şey diyor ve çok birbiriyle bağdaşıyor aile dizimiyle. Her nesile aktarılan sorun daha da erken kendini belli edecektir. Yani dede 60'ında gözlük takmaya başlıyorsa, hem okuma gözlüğü hem uzak için gözlük takıyorsa, oğlu belki 35'inde 40'ında takmaya başlıyor. Torunun 6 yaşında ya da 10 yaşında gözlük taktığını biliyoruz. Böyle bir hızlılıkla ve daha kısa sürede gelen nesillerde kendini gösterdiğini biliyoruz. Recall Healing'de de Gilbert Reno aynı şeyi söylüyor. Sırlar tutulduğu sürece ailedeki en genç fertler bununla muzdarip olacak, bunun yükünü taşıyacaklar. Onun için sırları bulmamız lazım. Bulmak şöyle, belki doğru bir kelime değil, bulmak demeyelim. Sır her ailede var. Özellikle yaşadığımız bu toprak, Anadolu bir yoldu. Biz bir tek Türkler bu ülkede yaşamadık, biliyorsunuz. Tarih boyunca en eski yerleşim bölgelerinden biri Çatalhöyükler vesaire. Burada her kavim geçerken bir kısmı kaldı, bir kısmı gitti ve Osmanlı İmparatorluğu'na geldiğimizde Anadolu'ya göç eden neredeyse her ailede bir göç olayını görüyoruz. Çünkü o kadar geniş bir imparatorluk kendi vatandaşını ülkeye geri getirdi. Ya da mecbur kaldılar gelmeye. Göç demek,
kendi varını yoğunu bırakmak demek. Kıtlık bilinci demek. Taciz demek. Tecavüz demek. Ölüm demek. Çünkü o yollarda çocuklar telef oldu, hastalıktan oldu, vurulanlar oldu. Yolda yani bunu biz hiçbirimiz şu bu yaşımızda yaşamadığımız için çok şanslıyız. Çünkü çok ağır bir şeydir göç etmek. Kendi toprağın evini bırakarak bir yere gitmek, yeni bir yere yerleşmek, oraya adapte olmak, oradaki toplumun bir bireyi olabilmek. Bunlar çok zor konular. Ve biz bunları örtbas ediyoruz. Tı 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 tı. İşte öyleydik. Biz Girit'ten geldik. Ondan sonra bir dahaki biz Yugoslav göçmeniz. Oo evet, demek orada neler var. Mesela bir hikaye biliyorum. O kadar güzel bir arkadaşım. Diyor ki bizim ailedeki kadınlar o kadar güzelmiş. Erkek olarak giydirerek getirmişler zamanında. Bakın yani hikaye var orada. Bunları biz taşıyoruz içimizde. Bilmek zorunda değiliz. Büyük annelerimiz, dedelerimiz hayatta olmayabilir. Ama bunları fark etmemiz, yaşananları kabul etmemiz gerekiyor. İçsel olarak bizim bunlarla yüzleşip kabul etmemiz gerekiyor. Değiştiremeyiz. Yaşanan yaşanmıştır. Ama atalarımıza saygı göstermek ve onların geçtiği yolların ne kadar ağır olduğunun farkındalığını taşımak. Olay bu kadar basit. Ondan sonrası size kalıyor. Ben şifalanmaya ve hayatımdaki dönüşümlere açık mıyım değil miyim? Eğer açıksam, o zaman bu çalışmalarla, aile dizimlerindeki dönüşümlerle içinde durup ben şurada yaşamımda neleri ele alıp ilerlemeliyim? Neresi bana ait, neresi bana ait değile geçiyoruz. Ve aslında atalarımıza teşekkür edip yaşadıkları bütün ağırlıkların farkında olduğumuzu ama bizim üstümüzden de bu yükleri almalarını niyet edebiliriz. Sonuçta biz eğer şifalanmaya niyetli değilsek, dönüşmek istemiyorsak ve at gözlüklerimize devam etmek istiyorsak hayatımıza, o zaman da böyle devam edebiliriz. Şu anda psikiyatride, psikolojide birçok gencin birçok sorun yaşadığını ve ilaçlarla tedavi edildiklerini görüyorum. 16, 17, 18'ine kadar yaşanmış kısa bir hayatın içinde nasıl bu kadar derin depresyona girebilir? Hiç mi sordunuz mu kendinize? Nereden geliyor bu kadar bilgi? Neden o kadar kendinden uzak? Çünkü onun kalitesinde bunlar yok aslında. Bir geri dönmek ve burada neler verdik biz çocuklarımıza, buna bakmak lazım. Çünkü Bert Hellinger şöyle bir şey der. Bir kadınla bir erkek hayatlarını birleştirdiğinde kadının arkasında devasa bir çantası vardır. İçi birçok konuyla doludur. Erkek de aynı. Ve bunlar hiç bunları görmeden, evet aşk meşk vesaire birbirlerini seviyorlar, birleşiyorlar ve bir çocuk oluşturuyorlar. Ve ondan sonra şaşırıyorlar, orada bir konu var. Allah Allah, nereden çıktı diye. Bu bizim de taşıdığımız bir şey. Evet, belki ben bu konuları seçmedim. Belki bende başka konular daha derin. Ama bu çocukların bunu yaşamaması anlamına gelmiyor. Bu manada evet, bu çalışmalar çok derin gidiyor. Bir süreliğine çalışıldıktan sonra muhakkak bir haftayla bir ay gibi bir süre içerisinde yapılan çalışmanın hiçbir şekilde başkasıyla paylaşılmaması öneriliyor. Çünkü bu oluşan ve kabulün olduğu, birbirine sevginin aktığı konular tamamlandığında o yeni bir enerji, bir bebek, onu bir süreliğine orada koruma amacıyla tutmak lazım. Öteki türlü ya işte ben aile dizimine gittim, şöyle şöyle yaptılar, bu çıktı falan filan dediğimizde o enerjiyi savurmaya başlıyoruz. Onun bir süre durması lazım. Bir bekleyin yaptıysanız, bir bekleyin, bir geçsin üstünden bir süre. Sizin içinizde de farklı bir rezonans, bir titreşim verecektir. Ondan sonra bakın, çok ilginçtir. Böyle aile içinde birdenbire konuşmaların değiştiğini, görüşmeyenlerin bir hal hatır sorduğunu,
Mesela para dizimlerinde görmüştüm onu. İnanılmaz bir bolluk ve bereketin hiç tahmin edilmeyen bir şekilde yeni bir iş teklifi, işte bir miras gibi çok değişik konulardan tekrar size bir şeyin geldiğini görebiliyorsunuz. Ama tabii inanmak lazım. Ve işte yaptım hiçbir şey olmadı değil. Ne kadar buna karşı duruyorsanız size de gelme imkanı o kadar az. Çok derindir. Bu konular şamanizmin içindedir. Tamam, çok değişik şamanik yollar vardır. Ama aslında biz bu morfogenik alanı, bazı hocalar akıllı alan diyor, bunu kullanıyoruz. Ve buradan çok güzel hediyelerimiz oluyor. Bir arkadaş, işte yorumlara bakıyordum neler diyor. İşte toplumsal bir şifalanmaya gitsek ne kadar güzel olur. İşte devlet yapsın falan. Toplumu oluşturan zaten insanın kendi ailelerdir. Eğer biz kendi içimizde şifalanmaya doğru gitmek istemiyorsak, o zaman bu toplumun da şifalanmasına imkan yoktur. Onun için bu bireysel bir yolculuktur. Birey kendini toparladıkça toplumun içindeki duruşuyla değişir ve bir bütün olup gruplaşır ve böyle ilerleriz. Maalesef lay lay gittiğimiz sürece bunların hiçbiri düzelemez ve biz işte devlet yapsın, devlet su, yol ve elektrikler uğraşsın, anlatabiliyor muyum? Yani o başka bir şey, o bir yönetim. Bizim yaptığımız içsel yolculuğumuzda, bugüne getirdiğimiz ve bizim şu ana kadar yaşadığımız hayatta beğenmediklerimizin dönüşümünü sağlamak. Ben dönüşümümü sağlarsam, benim ailem dönüşümünü sağlar. Benim ailem dönüşümünü sağlarsa bunu biz etrafımıza, çevremize yayarız. Bu böyle bir şeydir. Öyle toplumsal değil. Bu şuna benziyor. Hap bilgi ver, öğrenelim geçsin. Öyle öğrenilmiyor. İçine gireceksin, batacaksın o çamurun içine. Sonra o çamurları üstünden silmek için uğraştığında esas çevreleri bulacaksın. İşte aile dizimiyle ilgili bu kadar ufak bir bilgi vermek istedim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere.